Günaydın çocuklar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir evde. Günleriniz güzel geçiyordur. Bugün sizler ile birlikte niteleme sıfatları konusunu işleyeceğiz. Öncesinde tabii ki birkaç alıştırma yaparak. Şimdi dilerseniz ben size birkaç görsel göstererek sunumu başlatıyorum. Umarım ekranım gözüküyordur. Evet, bugünkü konumuz niteleme sıfatları çocuklar. Evet, resmimizle başlayalım dilerseniz. Bu resime baktığınızda örneğin bir ördeği tarif etmek için neler söylersiniz? Bu ördeği nasıl nitelendirirsiniz? Yanınızda diyelim ki bir arkadaşınız var, ördeği nasıl söylersiniz? Tabii ki resimde tek bir ördek var ama onu niteleyen nedir? Beyaz ördek diyebilirsiniz. Veya gölü nasıl nitelendirebilirsiniz arkadaşınıza söylemek için? Mavi göl. Evet, mavi göl olur. Şekline bir bakın gölün. Nasıl göl diye nitelendirebiliriz? Evet, yuvarlak göl. Veya çok büyük bir göle mi benziyor çocuklar bu? Böyle Larnaka Tuz Gölü gibi mi yoksa küçük ördeğin yüzdüğü gibi mi? Evet, küçük göl diye de tarif edebilirsiniz. Kaydırağı nasıl tarif edersiniz mesela buradaki tarif kaydırağı? Evet, gri kaydırak. Bakınız mesela burada da önce geniş başlayıp sonra dar olan bir yol var. Fakat bu yolun nereye gittiği belli değil. Uçsuz bucaksız bir yol. Bu yolu nasıl tarif edersiniz? Nasıl nitelendirirsiniz? Evet, uzun yol. Olabilir çocuklar. Şimdi biraz daha ayırt etmeye doğru iniyoruz. Evet, örneğin buradaki elma bakınız gayet güzel ve lezzetli gözüküyor. Buradaki de öyle. Bu elmaları nasıl sorusuna ne dersiniz? Mesela yeşil elma var, sarı elma var. Kırmızı elma diyebilirsiniz. Burada mesela bir nasıl elma dersiniz? Kırmızı elma tamam ama yarım elma. Buradaki elmamız ısırılmış bir elma. Evet, bu şekilde nitelendirebiliriz diğerlerinden farklı olarak. Tabii ki bu resimde çiçekler de ilginizi çekebilir. Bu çiçekleri nasıl nitelendirirsiniz? Evet, mor, lila diyenleriniz olmuştur, olacaktır. Peki son olarak şu sol alt köşedeki elmamızı görüyor musunuz? Evet çocuklar, bu elma sanki biraz alındığı zamandan bayağı üstüne bir süre geçmiş gibi. Hatta yenilemez durumda gibi. Böyle elmalara ne diyoruz? Nasıl elma? Çürük elma. Anne ben çürük elma istemem dersiniz tabii ki. Evet, şimdiki resmimizde bir dede torun ilişkisi görebilirsiniz çocuklar. Niye dede diye nitelendirdik? Nasıl adam deriz mesela? Bakın saçı sakalı ağarmış. Evet, yaşlı adam. Sağındaki çocuğa bakınız. Daha çocuk. Çok genç, genç çocuk. Veya boylarına da baktığınızda bir kıyaslama yapabilirsiniz, bir nitelendirme yapabilirsiniz. Uzun adam, kısa çocuk diye de nitelendirebilirsiniz. Buradaki kitapları nasıl nitelendirirsiniz? Kütüphaneye gittiğinizde bu kitapları almak isterseniz 4 kitap diyebilirsiniz. En alttaki kitabı nasıl nitelendirebilirsiniz? Yeşil kitap. Şekli bile diğerleriyle aynı. Bir üstündekini nasıl nitelendirirsiniz? Mavi kitap. Bir üstündekini kırmızı kitap. Bir üstündekini sarı kitap. Renklerinden ve sayısı. Evet, burada da bir anne bir bebek fil görebilirsiniz. Buradaki fillerin ayırt edilmesi nasıldır? Mesela nasıl nitelendirirsiniz sağdaki bebek fili? Küçük fil. Soldaki ise kocaman gözüküyor değil mi? O da büyük fil diye nitelendiririz. Evet, burada da pencerenin şekilleri benim dikkatimi çekti. Bu pencereyi bu pencereden nasıl ayırt edebiliriz? Mesela nasıl nitelendiririz buradaki pencereyi? Yuvarlak pencere. Evet. Peki buradaki pencereler? Evet, kara pencere. Bakınız burada da geniş şekli belirgin olan bir kapımız var. Evet, kare değil dikdörtgen bir kapı ve kırmızı bir kapı rengi de belirgin.
Evet, dilerseniz bir önceki dersimizde yaptığımız hatırlatmaya tekrardan giriyorum. İsimlerden önce gelerek varlıkların rengini, biçimini, durumunu ve sayısını belirten sözcük türüne sıfat yani ön ad denilir sevgili çocuklar. Evet, isimlerden bakınız. Mesela alttaki örneklerden yola çıkalım. Pembe elbise. Elbise bir isimdir ve pembe onu nitelendirdi mi? Onun rengini belli etti mi? Evet, soldaki elbiseyi çok güzel nitelendirdiler. Pembe elbise, bu durumda pembe kelimesi sıfat olur çocuklar. Çünkü elbise kelimesi bir isimdir ve ismin önüne gelen onu da özellikle rengini belirten bir sözcük olarak sıfattır. Evet, bakın burada da ekşi limon. Limon. Onu tarif etti mi gayet iyi bir şekilde? Ekşi limon. Evet, ve limon kelimesi de bir isimdir çocuklar. Burada ekşi kelimesi limon kelimesinin önüne gelerek sıfat olmuştur. Bakınız bir altında gene kirli halı. Halı bir isimdir. Kirli halı. Onu durumunu belirtiyor burada. Kirli bir halı. İki, kedi. Bakınız burada kedilerin sayısını belirtiyor ve kedi kelimesi bir isimdir. Gene ismin önüne gelmiş ve onun sayısını belirtmiştir bu defa. Burada iki kelimesi sıfattır. Evet, şimdi sıfat örneklerine gelelim. İsimlerden önce gelerek varlıkların rengini belirten sıfatlar. Bakın, isimlerden önce gelenler zaten sıfattır. Önce gelen kelime sözcüğü. Burada rengini belirtenlere örnek gösterdik. Mavi ayakkabı. Ayakkabı kelimesi bir isimdir. Mavi rengini belirtir. Burada sıfat görevi görür. Yeşil çorap, çorap kelimesi bir isimdir. Yeşil rengini belirtir. Burada bir sıfat görevi görür. Turuncu şapka, şapka kelimesi bir isimdir. Turuncu burada sıfat görevini görür. Rengini belirterek ismin önüne gelmiştir. Aynı şekilde beyaz kedi, beyaz kelimesi kedi kelimesinin yani bir ismin önüne gelmiş ve sıfat görevi görmüştür. Sarı mum, mor kuş. Aynı şekilde çocuklar isimlerin önüne gelmiş ve rengini belirten sıfatlar olmuşlardır. İsmin önüne gelen kelimeler sıfattır genel olarak. Evet, burada gördüğümüz olduğunuz üzere isimlerden önce gelerek varlıkların biçimini belirten sıfatlar. Büyük bina. Bakın kocaman bir bina görüyorsunuz. Uzun çocuk. Çocuk kelimesi bir isimdir. Uzun onu biçimini belirtmiştir. Veya şeklini diyelim. İnce çocuk da diyebilirdik buna. Kare masa. Masa kelimesi bir isimdir. Kare onun şeklini belirtmiştir. Ve sıfat görevi istenmiştir. Kısa elbise. Elbise kelimesi bir isimdir ve kısa bir sıfattır burada. Ön ad. İsmin önüne gelmiştir. Evet, burada da isimlerden önce gelerek varlıkların durumunu belirten sıfatlar sevgili çocuklar. Bakın burada hanımefendi odayı henüz daha yeni temizlemiş. Elinde süpürgeyle yeni süpürmüş, silmiş. Temiz oda. Görmüş olduğunuz üzere oda kelimesi bir isimdir. Temiz ise onu niteler. Kırık cam. Burada bir cam resmi görüyorsunuz. Cam bir isimdir. Kırık onun önüne gelip durumunu belirten bir sıfat olmuştur. Camın kırık olduğu durumunu belirtir. Bakın burada da öğrencimizin durumu tembel. Ders kitabına bakmak istemiyor. Tamamen ruhsuz, halsiz, isteksiz. Bu sebepten dolayı öğrenci kelimesi bir isimdir. Tembel ise bu ismin önüne gelerek durumunu belirten sıfat olmuştur. Bu eve de bakarken ilgimizi zaten kırık camlar uzun süredir bakılmamış bir ev, girilmemiş bir ev. Yani eski bir ev. Burada da ev kelimesinin, ev isminin durumunu nitelemektedir. Burada da sayısını belirten sıfatlar sevgili çocuklar. İsimlerden önce gelerek varlıkların sayısını belirten. İşte 4 balon, 3 maymun, 2 kitap. Yani kaç tane olduklarını belirtiyor burada da çocuklar. Her birinden kaçar adet olduğunu görmüş olduğunuz üzere. İsimlerden önce gelen sayılar. Ve sıfat görevi görüyorlar. Evet, şimdi de kitabımızdaki yere geçtik. Sevgili çocuklar, söylemeyi unuttum. Kitabınızda lütfen sayfa 105'i açınız.
ve arkanıza yaslanınız. Evet sevgili çocuklar, kitabımızda sayfa 105'te yer alan tanımı okuyalım. Niteleme sıfatları, varlıkların rengini, biçimini ve durumunu bildiren sıfat türüne niteleme sıfatı denir. Lütfen mavi kısmı iyi okuyun. Rengini, biçimini ve durumunu bildiren. Az önceki örneklerimizde farkındaysanız sayı, durum, biçim ve renge dikkat ettik. Burada sayı belirten sıfatlar hariç diğer hepsi niteleme sıfatıdır. Bizim görmüş olduğumuz örneklerde. Niteleme sıfatlarını bulabilmek için isme nasıl sorusunu sorarız. Eğer cevap alabiliyorsak o sözcük niteleme sıfatı olur sevgili öğrenciler. Bakın mesela aşağıdaki örneklere gelelim. Yuvarlak top demiş bu top hakkında. İsmimiz burada top. Nasıl top diye sorduğumuzda yuvarlak cevabını alırız. Biçimini belirtiyor, şeklini belirtiyor. Aşağıda gene resme bakalım. Eski ev. İsmimize soruyoruz. Nasıl ev? Eski. Durumunu belirtiyor. Eski olduğunu. Yani burada eski kelimesi sıfat görevini üstleniyor. Nasıl elma? Burada ismimiz elma. Nasıl elma diye sorduğumuzda kırmızı elma cevabını gayet kolay alıyoruz. Rengini belirtiyor. Yani buradaki kırmızı kelimesi bir sıfattı. Evet şimdi de etkinliklerimize geçiyoruz sevgili çocuklar. Aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfatları bulalım ve altlarını çizelim. Evet meyveler içerisinde en çok ekşi erik severim. Buradaki niteleme sıfatı içeren cümlede içereni buldunuz değil mi? Nasıl erik? Ekşi erik. Burada cevabını aldık. Ekşi rengini mi belirtiyor, biçimini mi? Hayır, ekşi erik. Yani durumunu bildiriyor bize niteleme sıfatları içerisinde. Evime doğru yola çıkmak üzere kırmızı arabama bindim. Burada kırmızı araba. Nasıl araba? Kırmızı. Burada kırmızı kelimesi ismin önüne geldiği için sıfat belirtir çocuklar, niteleme sıfatı. Evet, renk bildiren tabii ki. Sıcak havada ince giysiler giyeriz. Bir cümlede iki tane niteleme sıfatı tabii ki neden olmasın. Nasıl hava? Sıcak hava. Nasıl giysiler giyeriz? İnce giysiler. Şimdi bakalım sıcak hava havanın rengini belirtmiyor. Biçim şeklini de belirtmiyor. Bu durumda durumunu belirtiyor. İnce giysilerde ise biçimini belirtiyor. Rengini veya durumunu değil. Sınıfın ortasında yer alan yuvarlak masa etrafında tüm öğrenciler toplandı. Nasıl masa? Yuvarlak masa. Çok basit çocuklar. Biçim. Burada yuvarlak kelimesi niteleme sıfatı biçim bildiren. Salonda hiç fark etmediğim kırık vazonun camları elimi kanattı. Nasıl vazo? Kırık vazo. Kırık kelimesi burada niteleme sıfatımızdır. Evet ve durum bildirmektedir sevgili çocuklar. Aşağıda verilen görsellere uygun sıfatları yazalım. Evet boşluklar verdim. Üste size kelimeler verdim. Bu kelimelere uygun yerlere yazacağız. Mesela ilk resmimizde bir elma resmi görüyoruz. Gördüğünüz üzere elmadan kötü kokular çıkıyor sanki. Böyle sinekler etrafında dolaşıyor. Sanki bu elma alındığı süreden bir süre hatta bayağı uzun bir süre geçmiş bulunmakta. Ve yenemez durumda neredeyse. Böyle bir elmaya ne deriz? Yukarıdaki seçeneklere bakın. Kırmızı mı? Büyük mü? Yeni mi? Hayır. Çürük elma. Evet. Burada topun en dikkat çekici kısmı nedir sevgili çocuklar? Evet. Renkli bir top. Fakat şekli. Yani buradan baktığımızda yuvarlak top. Bu ceket sanki çocuğun üstüne olmamış gibi, onun kalıbına daha büyük gibi. Yani nasıl bir ceket giymiş bu çocuk? Yukarıdaki seçeneklerden kalanlara baktığımızda kırmızı bir ceket mi? Hayır, büyük bir ceket. Zaten onun oldukça büyük olduğu belli. Burada da güzel bir pantolonumuz var. Bu pantolonu nasıl nitelendirirsiniz sevgili çocuklar bir başka kişiye? En belirgin özelliği nedir mesela? Nasıl nitelendirirsiniz? Evet, yukarıdaki seçeneklere de baktığımızda kırmızı pantolon. Bakınız burada ayakkabıyı kutudan henüz çıkarmış hanımefendi. Bakıyor ayakkabıları da ışıl ışıl. Çünkü
Yeni alınmış ayakkabı sevgili çocuklar. Evet, yukarıdaki seçeneklere baktığımızda geniş ayakkabı mı yoksa bozuk ayakkabı mı? Hayır, yeni ayakkabı. Şimdi de mesela buradaki sokağımıza bir bakalım dilerseniz. Bu sokak nasıl bir sokak çocuklar? Rahatça koşup oynayabileceğiniz, hatta içinden araba bile geçebilir. Dar bir sokak mı sizce bu? Bu kadar ferah bir sokak. Hayır. Oldukça geniş bir sokak. Evet, burada da televizyon. Zaten geriye son bir seçeneğimiz kaldı. Çalışmaz halde gözüküyor. Nasıl bir televizyonla nitelendirirsiniz bunu? Bozuk televizyon. Evet, çok güzel. Gene devam ediyoruz bu etkinliğimizde. Çalıştıracağımız zihnimizi. Nasıl araba diye nitelendirirsiniz bu arabayı? Evet, mor araba. Peki görmüş olduğunuz üzere yanındaki ekmeğin üstünden dumanları henüz yeni çıkmakta. Yani bu ekmek fırından nasıl alınmış? Bayat bir ekmek mi sizce üstünden dumanlar yeni çıkıyor? Kokusu buraya kadar geldi. Evet, taptaze, taze bir ekmek. Filler normalde kocaman olur sevgili çocuklar. Fakat buradaki filin bacak boyunu ve kuyruk boyunu gördüğünüzde minicik bir fil. Yani büyük fil değil. Seçeneklere baktığımızda nasıl bir fil olabilir? Eski mi? Uzun mu? Hayır. Küçük fil. Şimdi de bakın, buradaki evin en belirgin özelliği gene uzun süre terk edilmiş, bakımsız bir ev. Uzun süre içine kimse girmemiş. Yani yeni bir ev değil. Nasıl bir ev? Yukarıdaki seçeneğe baktığımızda eski ev. Buradaki ağaç oldukça ince ve direkt olarak belirgin özelliği nedir sizce? Nasıl tanımlarsınız bu ağacı? Uzun ağaç. Evet. Az önceki slaytımızda oldukça geniş ve ferah bir sokak görmüştük değil mi çocuklar? Buradaki sokağı nasıl nitelendirirsiniz? Peki bakın. Oldukça küçük ve sıkışık duruyor. Yani geniş değil de nasıl bir sokak? Dar bir sokak olarak nitelendirirsiniz. Peki en kolay da ve geriye zaten son bir kelime kaldı. Sağdaki masayı nasıl nitelendiririz? Yukarıdaki kelimelere baktığımızda. Evet. Kare masa olarak ifade edebiliriz. Şimdi ise çocuklar aşağıdaki cümleler içerisinde geçen niteleme sıfatlarından renk bildireni işaretleyiniz. A seçeneğine bakalım. Babam büyük binanın inşaatında çalışıyor. Nasıl bina? Büyük bina. Evet, burada bir niteleme sıfatımız var. Fakat renk bildirir mi? Hayır. Büyük bina. B seçeneği. Yaz aylarında serinlemek için soğuk limonata içmeye bayılırım. Evet, yaz aylarında serinlemek için soğuk limonata. Nasıl limonata? Soğuk limonata. Burada limonata deyince aklınıza sarı kelimesi çağrışabilir. Fakat soğuk kelimesi burada onun rengini belirtmiyor çocuklar. Belirtiyor diyenler için bakalım. Evet, sorumuzun yanlış olduğunu bize bildirdi zaten. Durumunu belirtiyor. Gittiğimiz sınıfın köşelerinde yuvarlak masalar yer alıyordu. Burada da çok basit niteleme sıfatından hangisi olduğu. Nasıl masalar? Yuvarlak masalar. Fakat yuvarlak kelimesi renk mi bildirir çocuklar? Hayır, biçim ve şekil bildirir. Boş zamanlarımda mavi gökyüzünü seyretmeyi çok severim. Nasıl gökyüzü? Evet, mavi gökyüzü. Mavi kelimesi bir renktir ve burada rengi belirtiyor. Tebrikler, soruyu doğru cevapladın ve ilk sandığa ulaştın. Hadi şimdi sandığa tıkla. Şimdi ise çocuklar, her sandığa tıkladığımızda açık uçlu bir tahmin yürütme oyunu gibi. Ben burada kendi tahminlerimi yürüttüm. Lütfen siz de kendi tahminlerinizi bir kağıda yazıp bana gönderirseniz göreceğimiz resimlerle ilgili çok mutlu olurum. Evet, aşağıda verilen resme uygun sıfatları yazalım. Ben bu resime baktığımda ilk olarak nasıl araba sorusuna sarı araba yanıtını verdim. Rengi çok dikkatimi çekti. Daha sonra nasıl araba sorusuna gene yeni araba yanıtını verdim. Çünkü bakın, pırıl pırıl, ışıl ışıl olduğu çok belli. Henüz yeni alınmış gibi. Ve temiz araba gene pırıl pırıl, pırıl pırıl, ışıl ışıl. Nasıl araba sorusuna temiz araba. Nasıl araba? Küçük bir araba gözüktü gözüme. Bu ne sebepten ötürü küçük araba dedim. Ve nasıl araba? Hızlı araba dedim. Küçük ve hızlı bir araba. İkinci sorumuzdan devam ediyoruz. Burada da aşağıdaki cümleler içerisinde geçen niteleme sıfatlarından durum bildireni işaretleyiniz.
Evet, A seçeneğiyle başlayalım. Sabah çıkarttığım turuncu şapkayı hiçbir yerde bulamıyorum. Nasıl şapka? Evet, turuncu şapka sevgili çocuklar. Burada turuncu kelimesi renk bildirir. Bu sebepten dolayı A seçeneğini eledik. Merve kısa elbiseler giymeyi tercih ediyordu. Nasıl elbiseler? Kısa elbise. Burada kısa kelimesi durum mu bildirir sevgili öğrenciler? İçinizde kararsız kalanlar için basıyorum. Yanlış. Şeklini, biçimini bildirir sevgili öğrenciler kısa elbise. Düzgün bir şekilde elbise dikebilmek için terzi benden yeni kumaş almamı istedi. Evet, terzi nasıl kumaş almasını istemiş? Yeni kumaş. Buradaki yeni kelimesi sanki durumunu bildiriyor değil mi? Ne şeklini bildiriyor ne de rengini bildiriyor. Durumunu bildiren bir niteleme sıfatıdır. Gene de biz D seçeneğine de bakalım. Misafirliğe gittiğimizde bizi büyük tepsilerle ağırladılar. Nasıl tepsiler? Büyük tepsiler. Burada gene şeklini ve biçimini bildiriyor. Yani cevabımız C seçeneği. İkinci sandığa ve ikinci tahmin oyunumuza ulaştık. Evet, resme uygun sıfatları yazalım. Nasıl ev sevgili çocuklar? Size nasıl dediğimde ilk olarak bana ne yanıtını verirsiniz? Eski ev dedim. Nasıl ev? Gördüğünüz üzere gene uzun süre terk edilmiş. Camları kırık dökük. Kimse gelmemiş. Eski bir ev. Rengi dikkatimi çekti. Gri ev. Gene nasıl ev sorusuna büyük ev görüldüğü üzere büyük bir ev olarak görülüyor. Ve uzun süre terk edildiğinden dolayı ben dağınık ev dedim. Bu ev sorusuna. Videomuzu durdurduğunuzda siz de bakın nasıl ev sorusuna yanıtlarınızı yazıp bana göndermeyi unutmayınız. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümleler içerisine geçen niteleme sıfatlarından biçim bildireni işaretleyiniz. Evet, biçim bildiren. Yemeği yemek için yuvarlak masaya oturmayı tercih ettik. Basit oldu bu. Evet, nasıl masa? Yuvarlak masa. Buradaki yuvarlak kelimesi nasıl bir sıfattır? Renk bildiren mi? Durum bildiren mi? Hayır, biçim şekil bildiren. Evet. Gene de diğerlerine de bakalım. Trafikte karşıdan karşıya geçen yaşlı adam oldukça zorlanıyordu. Nasıl adam? Yaşlı adam. Bu biçim bildirmiyor sevgili çocuklar. Burada anneme doğum gününde mor bardak hediye alacağım. Nasıl bardak? Mor. Renk bildiren. Ablama eve gelirken taze ekmek almasını söyledim. Taze ekmek bir deneyelim. Hayır, yanlış cevap. Nasıl ekmek? Taze ekmek durumunu bildiriyor. Taze oluşumu. Evet, A seçeneği en başından beri bulduğumuz üçüncü sandığımız. Evet, şimdiki sıradaki resme uygun sıfatları yazalım sevgili çocuklar. Evet, ben bu resme ilk baktığımda yuvarlak bir masa görüyorum. Nasıl masa sorusuna yanıt olarak. Sonrasında nasıl masa? Rengi beyaz bir masa. Onun haricinde büyük bir masa ve temiz masa. Evet, üstü hiç kirli değil. Siz de bana lütfen yanıtlarınızı gönderiniz. Evet, şimdi ise aşağıdaki cümleler içerisinde geçen sıfatlardan hangisi niteleme sıfatı değildir? A. Dün yolda yürürken eski binalar gördüm. Eski binalar. Nasıl binalar? Eski binalar. Burada nasıl sorusuna eski cevabını alıyoruz ve durum bildiren niteleme sıfatı görüyoruz. Yani A seçeneğini eledik. Elma en sevdiğim meyvedir. Fakat çürük elma kesinlikle yemem. Nasıl elma? Çürük elma. Çürük kelimesi elmayı niteliyor. B seçeneğini de eledik sevgili çocuklar. C. Kardeşim pikniğe 4 top götürmek istiyor. Burada bir 4 top durum bildiriyor mu? Hayır. Topun rengini bildiriyor mu? Hayır. Biçimini, şeklini? Hayır. Sayısını belirtiyor ve niteleme sıfatında sayı yoktur. D seçeneğine de bakalım. Baloda giymek için kırmızı elbise tercih edeceğim. Nasıl elbise? Kırmızı elbise direkt olarak rengini belli ediyor. Yani cevabımız C seçeneği. Evet, ve son hazine sandığımız son tahmin oyunumuza ulaştık sevgili çocuklar. Evet, son tahmin oyunumuzda da gene bir dede torun ilişkisi gibi gelebilir size. Bu resme ilk baktığınızda örneğin adamı nasıl tanımlarsınız? Yaşlı adam. Yaşlı adam diye tanımladığımızın yanındaki çocuğu nasıl tanımlarız bu durumda? Genç çocuk nasıl sorusuna.
Benim ilk cevaplarım bunlar oldu. Peki nasıl adam boylarını gene bir karşılaştıralım. Uzun adam. Çocuk ise kısa çocuk. Peki bu adam ve çocuk nasıl? Bakın yüzleri gülüyor. Mutlu adam. Mutlu çocuk dedim ben. Evet. Bilmiş olduğunuz üzere çocuklar normalde sınıfta olsaydık özeti sizlere yaptırmayı tercih ederdim bugün neler yaptık diye. Fakat ben yapmam lazım şu anda. Çünkü sizi göremiyorum maalesef. Kısaca bir özetleyelim. Bugün dersin başında görselleri yorumladık. Oradan yola çıkarak sıfat ön hatları hatırladık. İsimlerden önce gelerek varlıkların rengini, biçimini, şeklini, durumunu, sayısını belirten sıfatlara örnekler verdik resimlerle. Daha sonra niteleme sıfatları konu anlatımına giriş yaptık. Niteleme sıfatlarına dair etkinlikler ile dersimizi sonlandırdık çocuklar. Tabii bu etkinlikler cümle içerisinde bulup altını çizme, boşluklara uygun kelimeler yazma, çoktan seçmeli sorular ve onlara uygun tahminler yürütme şeklindeydi. Evet sevgili çocuklar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca kitabımızda da sayfa 105'i yaptık bugün. Sayfa 106'da geçen görmüş olduğunuz üzere kelimeleri yaparsanız sevineceğim. Burada gene uygun sizin tahmininize kalmış renk bildiren sayfa 106'da. Gelecek dersimize durum bildiren biçim ve niteleme sıfatı ekleyelim. Ben basitçe yaptım. Sizden de yapmanızı rica ediyorum. Ve haftaya sayfa 107'deki pardon bir sonraki dersimizde Dünya Çocuk Bayramı adlı şiirimizi okuyacağız. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın.